Değerli misafirler, grup toplantımızı açıyoruz. Ben çok uzun bir giriş yapmayacağım ama bugün Nazım Hikmet'in 117. yaş günü. Evet, vatan hainiyim diyor. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızsa, çek defterlerinizin arasına yazdıklarınızsa ben vatan hainiyim. Ülkesinin dışında yaşamaya mahkum edilen, mecbur edilen, aslında tam da ülkelerini çok sevdikleri için yürüttükleri mücadelenin bedelini ülkelerinin dışında geçirmek zorunda kalan tüm demokratik siyaset temsilcilerini, savunucularını, arkadaşlarımızı, milletvekillerimizi bu vesileyle selamlamak istiyorum. Bugün aramızda İstanbul ilçelerinden, Ataşehir'den, Pendik'ten, Maltepe'den, Üsküdar, Beykoz, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Beyoğlu, Esenler, Fatih, Sarıyer, Zeytinburnu, Sultan Gazi, Eyüp, Kağıthane, Gop, Silivri ve Çekmeköy'den misafirlerimiz var. Hepsine hoş geldiniz diyoruz. Yine Ankara ilçelerinden katılımcılarımız var. Onları da selamlıyoruz. Ve Nazım'ın başka bir mısrasıyla ben bitirip eş başkanımızı anons edeceğim. Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak. Unutma, aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak. Evet, eş genel başkanımızı Sayın Temelli'yi hitap etmek üzere kürsüye davet ediyoruz. Sevgili milletvekili arkadaşlarım, parti meclisimizden, MYK'mızdan, Ankara ve İstanbul teşkilatımızdan grup toplantımıza gelen yoldaşlarım, değerli konuklar, değerli basın mensupları, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Humbihar Hatın, Sersaran Serçavatın. Sevgili arkadaşlarım, sözlerime açlık grevinin 69. gününde olan sevgili Leyla Güven'i selamlayarak başlamak istiyorum. Selam olsun Leyla Güven'e. Selam olsun direnene. Selam olsun cezaevlerinde direnişi büyütenlere. Selam olsun Sabahat Tuncel'e, Selma Armağ'a. Sevgili arkadaşlarım, evet, tam 69 gündür sevgili Leyla Güven, DTK eş genel başkanımız, Hakkari milletvekilimiz bedeniyle, iradesiyle, mücadele kararlılığıyla direniyor. Türkiye'ye sesleniyor. Tecrite son verin. Tecrit zulümdür. Tecrit şiddettir. Tecrit savaştır. O yüzden tüm Türkiye halklarına, Orta Doğu halklarına çağrısını yineliyor. Her gün yeniden yineliyor. Ve bu sesi duymayanlar, bu sese kulak vermeyenler aslında bu savaş çığırtkanlarının değirmenine su taşımaya devam ediyorlar. Evet, hatırlayacaksınız, bundan 2,5 yıl önce 11 Eylül 2006 tarihinde İmralı'da sevgili Mehmet Öcalan'ın katılımıyla yarım saatlik bir görüşme gerçekleşmişti. Bundan 2,5 yıl sonra yine açlık grevlerinin sürdüğü bir dönemde, yani 12 Ocak'ta Mehmet Öcalan yine İmralı'ya gitti. Sayın Öcalan'la görüştü. Bu görüşme bir aile ziyareti. Her hafta olması gereken bir ziyaret. Bir hak. Bunca süre zarfında gasp edilmiş bir hak. Ancak 2,5 yıl sonra bir lütuf gibi bu hakkın kullanımı sunuluyor. En temel hakların gasp edildiği bir ülkede yaşıyoruz. Tecrit zaten bir hak gaspı rejimidir. Tecrit tam da bunu bize ifade etmektedir. Tecritin sürdüğü bir ülkede bir hak savunusu mümkün değildir. Hak gaspı yayılmıştır. Bakın,
AKP'nin insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı Sayın Leyla Şahin diyor ki Türkiye'de hak ihlali yok. Türkiye'de hak bırakmadınız. Tüm hakları gasp ettiğiniz için bir hak ihlali söz konusu olamıyor. İşte bugün İmralı'da yaşanan bu hak gaspı meselesi tam da Türkiye'nin aslında nedenli insan hakları ihlalleri içinde yaşadığının en önemli göstergesidir. Türkiye tecrit altındadır. Hepimiz tecrit altındayız. Tecrit demokrasiyedir. Tecrit barışadır. Tecrit bizi sarıp sarmaladığı sürece hiçbir hakkımızın savunusu mümkün değildir. Bu hakların gaspı ardı ardı kası kesilmez bir şekilde devam ede gelmektedir. Tecrite son vermeden Türkiye'yi bu zulüm cenderesinden kurtarmak mümkün değildir. Bugün açlık grevinde bulunan yoldaşlarımız son derece haklı, meşru bir talebi dile getiriyorlar. Bu talep Sayın Öcalan'ın avukatlarıyla, ailesiyle görüşmesidir. Mutlak tecrit koşullarının bir an önce sonlandırılmasıdır. Ama unutmamalıyız arkadaşlar. Aslında tecrit 20 yaşındadır. Evet, biz sadece son dönemi tecrit olarak nitelendiriyoruz. Hayır, son dönem yani 5 Nisan 2015'ten bugüne devam eden süreç ağırlaştırılmış tecrit koşullarıdır. Tecrit bu ülkenin utancıdır. Bu ülkeyi bu utançtan bir an önce kurtarmalıyız. İşte Leyla Güven'in direnişi, Leyla Güven'in hakikate seslenişi budur. Bu ülkeyi tecritten kurtarmak. Tecritin sonlanmasıyla ancak Türkiye'nin demokrasi ve barış yolu açılabilecektir. Sevgili arkadaşlarım, Sayın Öcalan'ın avukatları Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına 780. kez başvurdular. Tam 780. kez ısrarla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı bu talebi reddetmeye devam ediyor. Ve bu talep reddedildiği sürece bu ülkede hukuktan bahsedemezsiniz. Hukukun üstünlüğünden bahsedemezsiniz. Hukukun olmadığı bir yerde aslında devletten de bahsedemezsiniz. Evet, bugün devlet de büyük bir kriz içindedir. Devlet de bir çıkmaz sokaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi ve uluslararası yasaları çiğneyerek suç işlemeye devam etmektedir. Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi CPT sorumluluğunun gereğini yerine getirmemektedir. Evet. Başta CPT olmak üzere Avrupa Konseyi'nin İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin acilen kriz haline alan bu soruna bir çözüm üretmesi, bu soruna karşı harekete geçmesi gerekmektedir. Buradan bu çağrıyı defalarca yaptığımız gibi bir kez daha yapıyorum. Bu çağrıyı dile getiriyorum. Evet, Yüksek Komiserlik ve CPT bir an önce harekete geçmelidir. İmralı'da bugün ağırlaştırılmış bir tecrit var. Neden var? Çünkü bugünkü siyasi iktidar kendi bekası, geleceği için savaş politikalarında ısrar etmektedir. İşte biz de buna karşı, savaşa karşı barışın mücadelesini yükseltiyoruz. Diyoruz ki ya tecrit ya barış. Ya savaş ya barış. Barış mücadelesini yükseltenlere selam olsun. Kimsenin şüphesi olmasın. Bu barış mücadelesini yükseltenler eninde sonunda bu tecriti kıracaktır. Bu iktidar hem bu ülkeyi hem Suriye'yi stratejik derinlikten yoksun sığ hamlelerle büyük bir felakete sürükledi. Bu ülkede büyük bir yıkıma neden oldunuz. Koca ülkeyi enkaza çevirdiniz. Bir kez daha uyarıyoruz. Bu yol yol değildir. Kürt sorununun, Kürt meselesinin demokratik yollardan çözümü yegane seçenektir. Ve bunun yolu da
İmralı'dan geçmektedir. Sayın Öcalan'dan geçmektedir. Bu meselenin birinci elden muhatabıdır Sayın Öcalan. Ve 2013-15 arasında bu devlette, bu iktidarda bunu idrak etmiştir. Ama sonra 5 Nisan'dan sonra ağır tecrit koşulları uygulayarak, Dolmabahçe mutabakatını yok sayarak aslında bu ülkenin barış umutlarını öldürmeye çalışmaktadır. Buna izin vermeyeceğiz. Size rağmen, evet iktidara sesleniyorum. Size rağmen, bu anlayışınıza rağmen Türkiye halkları, Türkiye toplumu demokratik çözümü var edecektir. Bu ülkede barışı hakim kılacaktır. O yüzden de bugün tecrite karşı durmak demokratik çözüm arayışıdır. Demokrasi ve barış mücadelesidir. İşte Leyla Güven bize bunu anlatıyor. Bizi bu mücadeleye davet ediyor. Sayın Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılması amacıyla başlatılan açlık grevleri eylemleri sadece Türkiye'de değil, Kürdistan'ın dört coğrafyasında, Avrupa'da, dünyanın birçok yerinde sürmektedir. Erbil temsilcimiz sevgili Nasır Yağız başlatmış olduğu açlık grevinin 56. günündedir. Yine 50'ye yakın cezaevinde 230'a yakın tutsak yoldaşımız süresiz dönüşümsüz açlık grevindedir. 130 cezaevinde 1000'in üzerinde yoldaşımız süresiz dönüşümlü açlık grevindedir. Evet, Leyla Güven'in açlık grevi 69. günündedir ve Leyla Başkan'ın ciddi sağlık sorunları artık görülmektedir. Çok ciddi bir kilo kaybı ve çok düşük bir tansiyonla yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır. Tüm Türkiye'ye, tüm duyarlı kesimlere, tüm demokrasiden yana tercihte bulunan insanlara sesleniyorum. Gelin bu konuda inisiyatif alın. Barıştan yana, demokrasiden yana siz de sesinizi yükseltin. Tecrite karşı çıkın. Evet, bugün eğer bu sessizliğe tutsak olursanız yarın karşılaşacağımız bu çok daha olumsuz tabloların vebali altında hep birlikte eziliriz. Gelin ölümlere izin vermeyelim. Gelin bu tecritin sonlanması için bu mücadelede yerimizi alalım. Evet, sevgili arkadaşlarım, yoldaşlarım. Haksız ve hukuksuz şekilde tutuklanan önceki dönem eş genel başkanımız, sevgili yoldaşımız Figen Yüksekdağ'ın tutuklu olduğu davanın dosyası yarın, yani 16 Ocak Çarşamba günü Sincan cezaevinde görülecek. Yüksekdağ orada olacak. Figen yoldaşımız orada olacak. Bizler de orada onunla birlikte zulmün gözünün içine bakmaya devam edeceğiz. Bugün bu ülkede bir adalet krizi vardır. Evet, yargı siyasete alet olmuştur. Yargı vesayet altındadır. Bakın, Figen Başkan bir savunmasında şöyle diyor. Tarihin sesi olmaya, gerçeğin sesi olmaya gayret edeceğiz. Doğrular bu kadar yok ediliyorsa, birilerinin hangi koşullarda olursa olsun gerçeklere sahip çıkması gerekir. Bizler derin bir haksızlıkla karşı karşıyayız. Ama bu yaşadığımız zulüm düzeni karşısında hiçbir zaman yılmayı, geri adım atmayı tercih etmedik. Tercih ettiğimiz yoldan, demokratik direnişten vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkenin bütün dürüst, namuslu insanlarının direnci olmaya devam edeceğiz. Evet, Figen yoldaşımız direniyor. Bizler de direnmeye devam edeceğiz.
Figen Başkan'da olduğu gibi özellikle bu iktidar kadına yönelik şiddette, kadına yönelik saldırıda durdurak bilmiyor. Bugün cezaevinde olan kadın yoldaşlarımız aslında bu erkek egemen zihniyetin mağdurlarıdır. Evet, devam ediyorlar. Bakın dün Mazlum Doğan'ın ablası sevgili Serap Mutlu gözaltına alındı. Neden? Annesinin cenaze törenine katıldı diye. Annesinin cenaze törenine katılmak örgüt propagandası kabul ediliyor. İşte adalet krizi dediğimiz tam da budur. Adalet krizi dediğimiz aslında vicdanı tükenmiş, vicdanı kararmış olanların bu ülkeye dayattıkları bir rejimdir. Kadına yönelik bu şiddet devam ederken, kadın siyasetçilere yönelik bu saldırı devam ederken, bakın meclisin gündemine ne geliyor biliyor musunuz sevgili arkadaşlarım? Çocuk istismarında bulunanlara bir evlilik affı geliyor. Evet, işte zihniyet budur. 18 yaşının altında herkes çocuktur. 18 yaşın altında çocuklara yönelik her türlü istismar cezalandırılmalıdır. Kaldı ki insanlar 18 yaşını geçtikten sonra da hakları vardır. Bu haklar da hiçbir şekilde gasp edilemez. Özellikle bu ülkede bu iktidarın erkek egemen zihniyeti eril dili her geçen gün kadına yönelik şiddet arttırırken çocuk istismarını da yaygınlaştırıyor. Çocuk istismarında bulunanlara evlilik affı gibi bir utancı bu ülkeye dayatıyor. Evet, işte böyle bir ülkede yaşıyoruz. Böyle bir adalet krizinin içinde yaşıyoruz. Aslında tüm bu adalet krizinin nedeni, tüm bu yaşadıklarımızın en temel nedeni bu iktidarın savaşta ve yolsuzluktaki ısrarıdır. Çünkü bu iktidar ancak ve ancak savaş politikaları üzerinde, ancak ve ancak yolsuzluk politikaları üzerinde durabiliyor. İşte bu ısrar bu ülkeyi büyük bir çöküşe sürüklüyor. Yine bu savaş çığırtkanları tıpkı geçmişte olduğu gibi Rojava'yı hedef haline getiriyor. El-Kaide kökenli radikal cihatçı çeteler eliyle tıpkı Azez'de, Cerablus'ta, Bab'da ve son olarak Afrin'de olduğu gibi bugün de Rojava'da aynı senaryoyu hayata geçirmeye çalışıyorlar. Gitmişler Bab'da bir futbol sahası yapmışlar. Bir senaryoyu televizyon ekranlarından herkese anlatmaya çalışıyorlar. Sizin Elbap'ta ne işiniz var? Size Afrin'e girdiğiniz günde söyledik. Afrin, Afrinlilerindir dedik. Suriye, Suriyelilerindir dedik. Oradan çıkın dedik. Aynı sözü bir kez daha söylüyoruz. Suriye'den çıkın. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çıkması yetmez. Tüm oradaki dış güçler, Türkiye dahil, Suriye'den çıkmalı. IŞİD ve onun artıkları, El-Nusra gibi bugün İdlib'de var olan tüm çeteler bir an önce tasfiye edilmeli ve Suriye'nin geleceğine Suriye halkları karar vermeli. Evet, ABD'nin bir gün kapısını çalıyorlar, bir gün Rusya'nın kapısını çalıyorlar, şekilden şekile giriyorlar, bir söylediklerini daha üzerinden birkaç saat geçmeden kendileri yalanlayabiliyorlar. Evet, IŞİD'in Türkiye'deki üst düzey üyeleri serbest bırakılıyor. Rojava halkları en zor koşulları yaşarken Rojava halklarını IŞİD'e karşı savunanlar terörist oluyor. Bölgesel ve küresel güçlerin 8 yıldır sürdürdüğü Suriye iç savaşı bir an önce sonlanmalıdır. Bu savaşa son vermek için uluslararası kamuoyu, Birleşmiş Milletler bir an önce inisiyatif almalıdır. Rojava'ya ve Kuzey Suriye'ye bu saldırının arkasında yatan gerekçe bu savaş politikalarıdır. Savaş politikaları aslında neden bu kadar ısrarla bu ülkeye dayatılıyor? Cumhurbaşkanı her gün konuşmalarında aslında bunu itiraf ediyor. Çünkü bir savaş sanayi tezgahı kurdular. İşte tank paleti meselesinde olduğu gibi, işte İHA'larda olduğu gibi. O sanayiyi beslemek için
Orta Doğu halklarına, Kürt halklarına savaş dayatılıyor. Buna son vermenin yolu barışa sahip çıkmaktır. Toplumun kaynaklarının bu savaş sanayinde yok edilmesine karşı çıkmaktır. Değerli arkadaşlarım, değerli yoldaşlarım. Son günlerde yine bir Kürtler kardeşimizdir söylemi ağızlarında. Yine başladılar. Kürtler kardeşimizdir. Kürt halkına yönelik içeride dışarıda sürdürülen bunca savaş baskı politikaları söz konusuyken, bölgesel düzeyde bu bir saldırıya dönüşmüşken kardeşlik hikayeleri başladı. Kürtçenin bir tabelada bulunmasına bile tahammülü olmayanlar, kayyumlarla gasp edilen belediyelerde Kürt kültürüne dair ne varsa söküp atanlar hangi kardeşlikten bahsedebilir? Kürt kentlerini tanklarla, toplarla yok edenler, Roboski'de vahşice katlettikleri Kürt çocukları için bir özrü bile çok görenler neyin kardeşliğinden bahsediyorlar? Sizin kardeşlik anlayışınızın pratiğini Afrin'de gördük. Kürt halkını yurdundan sürerek yerine çeteleri, cihatçıları yerleştiren sizsiniz. Afrin'deki okullarda Kürtçe eğitimi bitirdik diye övünen sizsiniz. Kürtçe köy isimlerini, yerleşim yerlerini Türkçeleştiren ve bunu gururla paylaşan sizsiniz. Bu nasıl kardeşlik? İnsan kardeşinin elinde kalmış tek geçim kaynağı olan zeytinleri çalar mı yahu? Bu nasıl kardeşlik? Irak, Kürdistan bölgesinde. Irak, Kürdistan bölgesinde yapılan referanduma vanaları kapatırız, aç kalırsınız diyenler hangi kardeşliği dile getiriyorlar? Evet. Rojava'da Kürtler size sesleniyor. Gölge etmeyin, başka ihsan istemez. Dışişleri Bakanı. Bakın bu ülkenin Dışişleri Bakanı. Ne diyor? Afrin'de YPG ile mücadele ediyorduk. O zaman niye Türkler Kürtleri katlediyor demiyordunuz? İtirafa bakın. Yani orada Kürtleri katlettiğini itiraf ediyor. Suriye demokratik güçlerini aslında bu YPG söylemiyle sürekli teröristleştirirken yaptıkları şeyi itiraf ediyor. Evet, biz o zaman da şimdi de aynı şeyi söylüyoruz. Afrin'de 200 bine yakın insan yerinden yurdundan edildi. O insanların Afrin'e dönmesi için sizin oradan bir an önce çıkmanız gerekiyor. Bir gün Rusya'nın, bir gün ABD'nin kapısında olanlar kapalı kapılar arkasında görüşmeler sürdürüyorlar. Bu görüşmelerin ne olduğunu aslında Trump gibilerinin attığı tweetlerden okumanız mümkün. Trump bir tweet atıyor, bunlar apar topar telefona sarılıyorlar. Dışişleri Bakanı çıkmış diyor ki, aç kalmaya razıyız. Saray razı değil. Sen bunu söylüyorsun, bir saat sonra telefon ediyor, yalvar yakar, o telefonda Trump'la tekrar pazarlıkta bulunuyor. Yeni bir patriot sözleşmesi mi? Kim bilir bu ülkenin hangi hakkını yine ABD'ye peşkeş çektiler. Evet, saray açlığa razı olamaz. Sarayın gözü doymaz. Aksırıncaya, tıksırıncaya kadar yediler, hala doymadılar. Ve işte bu doyumsuzluk Türkiye'de ekonomiyi de içinden çıkılmaz bir yere sürükledi. Bakın her konuşmalarında esiyorlar, gürlüyorlar. Ve bunların minik ortağı diyor ki toplumun ruh hali iyi değil. Evet, iyi değil. Toplumun ruh hali iyi değil. Neden iyi değil? Toplum bu noktaya kendi başına gelmedi. Toplumun ruh sağlığını bozdunuz. Bu Cumhur İttifakı denen bu şer ittifakı toplumun ruh sağlığını bozdu. Her gün televizyonlarda günde en az 2 saat konuşuyor.
300 kanaldan, yanlış duymadınız, 300 kanaldan halka sesleniyor. Ve ne diyor? Yıkarız, yerle bir ederiz, çukura gömeriz, haddini bildiririz, hainler, ihanet odakları, gereken dersi veririz, teröristler, raconu ben keserim. O denli racon kesti ki kimsede sağlık kalmadı. Evet, ciddi bir sağlık sorunu var. Bu sağlık sorununu aşmanın yolu bu sesin susmasından geçiyor. İşte 31 Aralık Mart'ta bu sesi hep birlikte susturacağız. Sosyal yardım dağıtır gibi silah ruhsatı dağıtıyorlar. Ve silahlanma artıyor. Televizyonlarda bu ırkçı militarist söylem sokağa şiddet olarak yansıyor. Böylesi bir atmosferde tabii ki şiddet her yeri kaplamış durumda. Bugün sokak ortasında bir Kürt katlediliyor. Bugün üniversitede bir öğretim üyesi kadın arkadaşımız katlediliyor. Bugün sokaklarda her türlü şiddet kol geziyor. Ve bütün bu tehdit, bu şiddet ortamında polis şiddeti de buna ekleniyor. Emekçilerin sokakta hakkını araması bizzat polis şiddetiyle, polis terörüyle engelleniyor. Dolayısıyla toplumun, evet, ruh sağlığı böyle bozuluyor. Bugün dönüp baktığımızda ekonomideki bu kötü gidişat aslında insanları çok ciddi anlamda bir geçim sıkıntısına sürüklüyor. Bakın makro göstergelere dönüp baktığınızda sanayi üretim endeksi bir yıl önceye göre %6,5 gerilemiş. Yakında negatif büyüme rakamları açıklanacak. Yani ekonominin küçüldüğünü göreceğiz ve ekonomi küçülmeye devam edecek. Bu derin bir kriz koşuludur. Bu derin kriz koşulundan çıkmak yerine hala büyüklere masal anlatıyorlar. Ve cari işlem açığı azaldı diye övünüyorlar. Ekonomi küçülürken cari işlem açığının azalması aslında ithalat düşüşünden kaynaklanan bir sonuçtur. Oysa krizin maliyeti her geçen gün vatandaşların sırtına yüklenmeye devam ediyor. Milyonların kredi kartı borcu var. Çok ciddi borç içinde yaşıyor insanlar. Bunlar borcu yeniden yapılandırarak, bir seçim rüşveti vererek vatandaşı borçlu yaşamaya mahkum ediyorlar. Vatandaşı borçtan kurtarmak yerine aslında borçla yaşamaya mahkum ederek kendi iktidarlarına da mahkum etmeye çalışıyorlar. Türkiye bir zam cumhuriyetine dönüştü arkadaşlar. AKP iş cinayetleri, düşük ücretler, yasaklanan grevler, hukuksuz ihraçlar demektir. Evet, ve tabii AKP madalyonun öbür yüzünde de vergi cennetleri demektir, vergi afları demektir, vergi barışı demektir. %1'in hayrına %99'un mağdur edilmesi demektir. Seçim rüşveti dağıtmaya devam eden bu iktidar halka zamlarla yükleniyor. Şimdi de bir poşet vergisi çıktı. 25 kuruş. Herkes bunu konuşuyor. Bu kadar zam varken tabii 25 kuruşluk poşet niye konuşuluyor diye aslında hayret ediyoruz. Ama o 25 kuruşun içinde bile bu AKP iktidarının zihniyetini görebilirsiniz. Oradan bire 15 kuruşu tırtıklama peşinde. Yani vatandaşı her halükarda sömürme kararlılığındadır. Evet, ormanları yakıyorlar HES projeleriyle. Ama bir bakıyorsunuz çevreci kesilmiş. Televizyona çıkıyor. Ey kapitalizm! Bu nedir senin yaptığın? Ormanları kesiyorsun. Kıyıları yağmalıyorsun. Görseniz, bilmeseniz ne muhterem adam diyeceksiniz. Bunu söyleyen insan neredeyse ülkede ağaç bırakmadı. İşte Kuzey Ormanları. İşte 3. Havalimanı.
Sırf yazlık sarayı için 40 bin ağacı kesmiş birisi çıkmış televizyonlarda çevreci geçiniyor. Evet, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tablo budur. Ne için? Yol yapmak için, saray yapmak için. Osman Gazi Köprüsü'nü yaptılar. Hazine garantisi 2 milyar dolardı, 5 milyar dolara çıktı. Geçseniz de geçmeseniz de Osman Gazi Köprüsü'nün maliyetine katlanıyorsunuz. Geçerseniz para ödeyerek, geçmezseniz vergi ödeyerek. Evet, zamlar devam ediyor. Biliyorsunuz en önemli zam şampiyonlarından biri de soğandı, kuru soğan. Tutuklamaya bile kalktılar kuru soğanı. Şimdi soğandaki gümrük vergisini sıfırlayarak soğan ithalatı sayesinde zam şampiyonluğunu soğanın elinden almaya çalışıyorlar. Zihniyet bu. Ette fiyat mı arttı? Et ithalatı. Arpada fiyat mı arttı? Buğdayda fiyat mı arttı? Yaparız ithalat, fiyatları düşürürüz. Tarım işçisi, tarımla geçinen çiftçi, esnaf umurlarında değil. Tek umurlarında olan şey aslında sarayın mutfağı. KOBİ'ye müjde veriyorlar. Esnafa müjde veriyorlar. Diyorlar ki kredi veriyoruz. Madem ekonomi bu kadar iyi, neden esnafa verdiğiniz kredi miktarını azaltıyorsunuz? Ve geçen yıla göre daha az kredi verip bununla övünüyorlar. Bildiğiniz gibi bir Hazine ve Maliye Bakanı var. Çıkmış diyor ki hedefi tutturduk. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir futbol takımı ligde kendisine küme düşmeyi hedef olarak koyar ve bunu tutturur. Bununla övünürse işte Hazine Bakanı'nın yaptığı şeyi bu açıklar. Ekonomi küme düşmüş, bu çıkmış diyor ki ben hedefi tutturdum. Şaşkına bak. Hangi hedefi tutturdun? Ekonomi batmış, borç içinde, Merkez Bankası'nın karına bile saldırıyorsunuz ve çıkıyor hedefi tutturduk diyor. Evet, bugün bu ülkede ekonomi zorda. Bugün bu ülkede emekliler, işçiler, çiftçiler zorda. Ve tabii engelli vatandaşlarımız da, engelli arkadaşlarımız da zorda. Engelli hakları belgesini dün sosyal politikalar masamız Engelliler Komisyonu ile birlikte açıkladı. Bu belgeyi herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Orada önemli bir çağrı vardı. Tüm engellileri siyasete davet ediyordu. Engelsiz bir dünya için, bu mağduriyete son vermek için ben de buradan tüm engelli yoldaşlarımı, arkadaşlarımı, vatandaşlarımı siyasete davet ediyorum. Gelin 31 Mart'ta Türkiye'nin önündeki engeli hep birlikte kaldıralım. Evet, 31 Mart günü bu sorumlulukla tüm Türkiye vatandaşlarına çağrı yapıyoruz. Gelin bu iktidardan, bu ceberrut anlayıştan hep birlikte kurtulalım. Kayyum atanmış her yerde, tüm Kürt illerinde yerel seçimleri kazanarak yerel demokrasi inşa etmek için iktidara geleceğiz. Ve bunun için de çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. 31 kentte halk oylamalarını yaptık. Partimiz yapılacak yerel seçimlere en güçlü bir şekilde hazırlanıyor. Ve bu amaçla Van'da, Hakkari'de, Bitlis, Ağrı, Mardin, Batman, Ahmet'te, Urfa'da halkımızın katılımıyla adaylarımızı belirledik. İki büyükşehir başta olmak üzere 41 belediye eş başkan adayımızı da kamuoyuyla paylaştık, açıkladık. Diğer açıklayacağımız büyükşehir, il, ilçe, belediye başkan adaylıkları üzerinde de çalışmalarımız aynı anlayışımızla, aynı demokratik anlayışımızla, halk demokrasisi, taban demokrasisi anlayışımızla, radikal demokrasi anlayışımızla sürüyor. Geriye kalan adaylarımızı da en kısa zamanda belirleyip kamuoyuyla paylaşacağız ve adaylarımızı tanıtım toplantısında da hep birlikte bir araya geleceğiz. İşte sandık, işte halkın iradesi.
Seçim siyasettir. Halkın siyasete doğrudan katıldığı ender anlardan biridir. Hele hele Türkiye gibi ülkelerde. Halktan kaçanlar seçimden de kaçmanın yolunu arıyorlar. Sayın Binali Yıldırım çıkıyor diyor ki seçim siyaset değildir. Ticaret mi? Nedir? Seçim siyasettir. Bundan da kaçamayacaksınız. Bakın, meclis başkanı olmak bu ülkede onurlu bir görevdir. Bu onurlu görev aslında halkın iradesinin temsil edildiği o mekandan kaynaklanmaktadır. O mekana saygı gösterin. O koltuğu kısa bir süreliğine kullanmış olsanız da o koltuğun hakkını vermekle sorumlusunuz. 12 Eylül Anayasası'nı bile ihlal edecek bir duruma düşmeyin. Bir an önce istifa edin. Anayasayı ihlal etmeyin. Zaten meşru olmayan her yolu deneyen bir partinin üyesisiniz. Ama en azından şu kısa süreliğine yapmış olduğunuz meclis başkanlığı görevini layıkıyla terk edin. Bir an önce istifa edin. Sevgili arkadaşlarım, yerel yönetimlerde bizim temel hedefimiz yerinden yönetim ve doğrudan demokrasidir. Bizim bütün belediyelerimiz kentleri yıkanlara, doğayı talan edenlere, kentlerin hafızasını kıran, asimilasyona, militarist, cinsiyetçi ve ırkçı politikalara karşı bütün kentlerde en aktif biçimde mücadele edecek bir anlayıştır. Kadınların bütün istihdam alanlarını yok eden, kadınları evlere kapatan cinsiyetçi kayyum zihniyetine karşı eş başkanlık sisteminden belediye daire başkanlıklarına, belediyeler bünyesindeki bütün kademelerde eşit temsiliyeti yeniden tesis edeceğiz. Açıkladığımız her aday o belediye eş başkanlığını kazanacak arkadaşlarımızdır. Sadece gösterdiğimiz adaylar değil, kurduğumuz ittifaklar da hayatidir. Kürt illerinde iktidara yürürken Türkiye'nin geri kalanında da hep birlikte bu AKP-MHP ittifakından, bu Cumhur İttifakı'ndan hep birlikte kurtulacağız. Bunun gereğini hep birlikte yerine getireceğiz. Demokrasi ve barış mücadelemizi yükseltmek için, tecridi kırmak için seçimlerde üzerimize düşeni en güçlü şekilde hayata geçireceğiz. Bundan da kimsenin kuşkusu olmasın. Biz bu çalışmalarımızı demokratik zeminde yaparken, sandıklardan başlayarak mahallelerde, ilçelerde her türlü çalışmayı fedakarca üstlenmiş bir şekilde yürütürken AKP'de boş durmuyor. Evet, boş durmuyorlar. Geçen gün toplu bir film seyretmişler. Film Bizim Adımız Kriz, Bolivya'daki bir seçim kampanyasını anlatıyor. İl başkanlarına Kızılcahamam kampında bu filmi seyrettiriyor. Bu film neyi anlatıyor? Hileyi, hurdayı anlatıyor. Bu film şaibeli anlatıyor. Bu film seçimlerde oyları nasıl çalarsınız onu anlatıyor. Ben de buradan diyorum ki biz de size 1 Nisan için bir film hazırladık. 31 Mart'ta o sandıklardan o film çıkacak. Siz de o filmi seyredeceksiniz. Kayyumlar nasıl süpürülür filmini size seyrettireceğiz. Akla hayale gelmeyecek seçim hile şaibeleri peşindeler. Adeta bir suç örgütü gibi çalışıyorlar. Tam bir organize işler. Bakın, oy kaydırma yöntemleri var. Nasıl mı kaydırıyorlar? Seçmen sayısında belli bir miktarda oynayarak seçim sonuçlarını değiştirebileceğiniz yerleri tespit etmişler. Ve bu yerlere yönelik bir operasyon gerçekleştiriyorlar. Evet, operasyon. Çünkü işin içinde kimler yok ki? Vali, kaymakam, polis, jandarma, herkes işin içinde.
başka illerden kolluk güçlerini toplayıp bu çalışma yaptıkları yerlere kaydırıyorlar. Köy karakollarında görev yapanları ilçeye, ile kaydırıyorlar. Çünkü köylerle sonucu değiştiremedikleri için. Yani anlayacağınız her yol mübah. Bakın size birkaç tane örnek okuyacağım. Şaşkınlıkla dinleyeceksiniz. Iğdır Merkez Polis Misafirhanesi. İnternetten girip bakabilirsiniz. 38 odası var. 70 kişi kalabilir ancak. Peki bu polis misafirhanesinde şu anda kaç kişi kayıtlı gözüküyor? 374. Herkesi oraya Iğdır'da kaydetmişler. Bu sadece bir örnek. Bunun gibi yüzlerce örnek var. Hatta bakın, seçmen olduğu halde listelerden silinen yurttaşlar var. Siirt'te olduğu gibi. Bütün hepsini tespit edip paylaşıyoruz. Gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Mesela örnek arkadaşlar. Bizim seçmenleri siliyorlar. Kendi seçmenlerini kaydediyorlar. Hem de ne kaydetmek? Ağrı Doğu Beyazıt, Çiftepınar Mahallesi. Bir evde 190 kişi var. Batman, Merkez, Hilal Mahallesi. Bir evde 189 kişi var. Bingöl Merkez, İnönü Mahallesi. Bir evde 243 kişi var. Sayı yükseliyor. Bitlis Tatman. Bir evde 338 kişi var. Diyarbakır Hani, Merkez Mahallesi. 208 kişi var. Ve Çukurca, Hakkari Çukurca. Bir evde, Emir Şaban Mahallesi'nde 627 kişi var. Nasıl bir ev bu? Bitmedi. Hakkari Merkez Bulak Mahallesi. Bir evde 1108 kişi var. Gözleri dönmüş. Bir evde 1108 kişi. Karınca olsa sığmaz. Bunlar bir eve 1108 kişiyi kaydetmişler. Evet. Bunların hepsi belgelendi. Çok titiz bir çalışmayla bütün bu usulsüzlükler, bütün bu suçlar belgelendi. Bu çalışmayı yapan Seçim İşleri Komisyonumuza da buradan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Evet. Biliyorsunuz uzatmalı YSK çalışmaya devam ediyor. Ve bu uzatmadan dolayı teşekkürlerini sunmak için şimdi de cezaevlerinde oy kullanacak olan tutukluların hakkını gasp ediyor. Efendim cezaevi onların aslında yaşam yerleri değilmiş. Çünkü onların yaşam yerleri başka yermiş. Cezaevlerinde oy kullanırlarsa adaletsizlik olurmuş. Geçmişte kullanılmış. Bugün akıllarına geldi bu adaletsizlik. Oy hakkını gasp etmek yerine o zaman çözüm üret. Oy hakkını neden gasp ediyor biliyor musunuz? Çünkü bütün HDP'lileri cezaevine koyduğu ve HDP'li cezaevinden birinci parti olarak çıkıyor ya, buna bile muhtaçlar. Bizim arkadaşların oylarını gasp etme peşinde YSK. Buna çözüm üret. Noter eşliğinde oyunu kullansın, yaşam alanındaki yere oyu taşınsın. Hayır, maksat o değil. Maksat bu oyun gaspı. Aynı zihniyetle o zaman neden geçici görevle giden kolluk güçlerinin oy kullanmasına izin veriyorsun? Neden misafirhaneye 374 kişi yazıyorsun? Neden bir eve 1108 kişi yazıyorsun? Madem adalet peşindesin, işte sana adaletsizlik. Git orada bu adaletsizliği düzelt. Cezaevindeki arkadaşlarımızın oy hakkını gasp etme. Bu konuda da gerekli girişimlerde bulunacağız. Evet sevgili arkadaşlarım, seçimlere çok az bir süre kaldı. Tüm bu usulsüzlüklere, tüm bu şaibelere karşı çalışmalarımızı çok titiz bir şekilde sürdüreceğiz. Sandıklarımıza sahip çıkacağız. Oylarımıza sahip çıkacağız. Çünkü o bizim irademizdir. Çünkü biz demokrasiden yana,
barıştan yana tercihte bulunmuş, bu mücadeleyi yükseltme kararlılığında olan bir partiyiz ve bu partinin halkıyız. Evet, hep beraber, tüm halkımızla beraber bu mücadeleye sahip çıkacağız. Şimdi seçim çalışmalarına olanca gücümüzle katılacağız. Tecriti kırmak istiyorsak, zindanlardaki arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşmasını istiyorsak, sürgündeki yoldaşlarımızın yurduna dönmesini istiyorsak, bu ülkede özgürlük istiyorsak, o yüzden tüm çalışmalarımızı en titiz şekilde hayata geçirmeliyiz. Ve ben size çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Nazım Hikmet'le başlamıştık. O zaman Rosa Luxemburg'la bitirelim. Vardık, varız, var olacağız. Haklıyız, biz kazanacağız, mutlaka kazanacağız. Hepinizin yolu açık olsun. Serkeftin'e varmak.